Gündemin Sesi programından merhabalar. Son bir ay içerisinde hem elektriğe hem ulaşıma hem de doğalgaza zam geldi. Biz de şu anda Bakırköy'deyiz ve bu zamları sokağa soruyoruz. Efendim merhabalar, son zamları soruyoruz biliyorsunuz doğalgazı. Felaket felaket güzelim ama çok acelem var. Peki. Gerçekten ama felaket ancak onu diyebilirim. Hı-hı. El yakıyor, cep yakıyor, istediğimizi yapamıyoruz. Hı-hı. O kadar. Görüşürüz. Efendim sizlere soralım mı son gelen? Yok canım. Zamlar zaten hangisinde zamlıyor? Efendim sizlere soralım mı? Biz yeni gelen zamları soruyoruz. Hem biliyorsunuz hem ulaşıma geldi, elektriğe de gelmişti. Şimdi evet. Doğalgaza da %30'dan. Nefret ediyoruz tek kelimeyle güzelim. Vallahi yani, çok kötü tabii. Türkiye'nin ekonomisi çok kötü. Aldığımız maaşlar kötü. Bize de dul diyor. Ama o bizim hakkımız olan maaş. Kimsenin cebinden gelen bir maaş değil ki o. Eşim vefat etti, onun maaşı. Peki ne kadar alıyorsunuz onu sorayım. Ben şimdi 10 bin lira alıyorum da şu anda. 8 bin lira alıyordum, 10 bin. Düşünün senelerce benim eşim ödemiş. Hı hı. İşi vardı o zaman, şeyi vardı. Bir de yüksekten ödediler yani. Hı hı. Nasıl ama siz ondan indirim? Kalan maaşı aldığınız için 8 aldığım bin lira. İçin bize dul diyor. Hı hı. Dul, bu da yeni çıktı bu laf. Dul diyor. Sanki kimsenin cebinden giden bir para gibi. Yani hayrına Avrupa veriyormuş. Hayrına veriyormuş gibi. Ve o maalesef çoğu insan da öyle algılıyor onu. Dul yetim deyince zannediyor ki o havadan bir para veriyor. Devlet kendi kasasından bizi. Böyle ha veriyor. Devlet bize. Hayır ama bizim en doğal hakkımız o. Avrupa'da da böyle. Hem de onlar tabii bizim kat kat mislimiz alıyor. Onlar herhalde bir böyle 10 bin lira çalışmak zorunda kalıyorum. Ben 72 yaşındayım şu anda. Çalışmak zorundayım. Yani evimde kira. Kiranız maalesef. Ne kadar? Kiram vallahi kiram da fazla. 15 bin lira düşünün. Çocuklar olmasa hayatta yani şey yapamam. Evim de vardı, her şeyim vardı da kaybettik yani bazı nedenlerden dolayı. Şimdi mecburen kiradayım ve çok zor yaşıyoruz yani. Çok. Peki sizin kiran şey bu 8 bin lira alıyordunuz ya, ne zaman 10 bin lira oldu? Yeni oldu. Bu emeklilerin hepsini eşite getireceğiz. 10 bin altı alanların hepsini 10 bine düzelteceğiz denilen zamana denk geldi sanırım. Herhalde. Hani 12.500 olacak dedi ama bizim 12.500 olmadı. Bilmiyorum. Ağustos'ta yatacak diyorlar. Onu bilmiyorum. Evet, resmi gazetede yayınlandı ya. Belki lazım. Biraz daha. Tabii bize daha az. Yine kırparlar. Hani dul olduğumuz için hani devlet belki daha bir yardım etmesi lazımken daha bir kısıyor maaşı. Hı hı. Öyle işte yani. Öyle. Peki şunu da soracağım. Şimdi yaz ayındayız ve hem elektriğe de zam geldi. Geçen ay geldi. Şimdi de doğalgaza zam geldi. Bir de biliyorsunuz ulaşıma da bir zam geldi İstanbul'da. Evet. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de üstüne hani çok, zamlar da verilmedi hem maaşlara. Çok kötü yani Türkiye'ye acilen bu bir sorunlar silsilesi yani hükümet değişikliği lazım, erken seçim. Yani daha ne kadar bekleyeceğiz? Biz peki sizce erken seçimde tekrar aday olabiliyor mu mevcut Cumhurbaşkanı? Vallahi oluyormuş galiba, ben anlamadım yani. Biz istemedikçe daha devam diyor, bilmiyorum. Allah bize yardım etsin. Çoluğa çocuğa yardım etsin. Kimse çocuk da doğuramıyor gençlerimiz. Benim bir oğlum var daha evlenemedi. İkisi evli, birer çocukları var. Bundan sonrakiler hiç evlenemeyecek. Nasıl evlensin? Hani ne iyi kadar de, olur bir düğün masrafı sizin tahmininiz? Benim tahminim 500-600'den aşağı bir hani o da nikah olursa. Nikahtan olursa. Davullu zurnalı hayır, bir hayır, hayır. Öyle bir düğün zaten bizim istediğimiz bir düğün tarzı değil ama bir nikah ve ev tutma tabii bir iki de peşinat alıyorlar. En az 20 oturulabilecek 20-25 bin lira bir ev. Yani iki oda bir salon. Onun şeyini verecekler, peşinatını 2-3 eşya koyacaklar, lüks olmayacak şekilde, ihtiyaç
olacak şekilde. Çünkü bodrumlar 10 bin lira Bakırköy'de. Biz baktık ev ararken. 1 artı 1 mi 2 artı 1 mi bu bodrumlar? 1 artı 1 değil 2 artı 1'di ama geçen seneydi. Ben gördüm ve ürktüm. Yani orada insan yaşamaz. 10 bin lira bir de 2 de peşin dedi. 2 tane kirayı peşin vereceksin. Peşin verin dediler. Bir de yani 10 bin lira. Ben ürktüm orada oturmaya. Peki sizce bu gidişat değişir mi? Dediğiniz gibi bir erken seçim olursa bir değişim var mı? Yazık ülkemize yazık. Ben çok üzülüyorum. İnşallah halk uyanır. Tarım da bitti. Şeyler gördünüz. Hepsinin hacizliymiş traktörleri. Yazık yani ülkemize yazık. Öğrencilerimize, gençlerimize hepsine yazık diyorum ben. Hani diyorlar gençler oturuyor. Niye oturuyor gençler? İş sahası yok. Bir de iş beğenmiyor diyor gençler. Hayır canım öyle bir şey asla yok. Olur mu? Hani hepsi pırıl pırıl yetişmiş genç. Nasıl iş beğenmiyor? Ama tabii ki o baştakilerin çoluğu çocuğu gibi işler sunulmuyor gençlere. Kaç tane üniversite bitirmiş şey yapmış çocuklara öyle bir işler sunulmuyor yani. Benim yakınlarımın hepsi de şeyde Avrupa'da. Yeğenlerim, şeylerim mükemmel maşallah geçimleri gayet iyi. Yani benim çocuklarım da bakıyor. Anne burada hayat ama diyorum ki ben burada direnin. Esasında biz sahip çıkıyoruz ülkemize. Biz konuşursak sahip çıkacağız. Konuşmazsak ne olacak? Kim savunacak bizi? Konuşuluyor mudur sizce mesela? Hayır. Zaten uyuşmuş beyinler çok. Uyuşmuş beyinler çok olduğu müddetçe inşallah biraz aydınlanırlar da. Hani diyorlar ya ekmek yiyoruz, makarna yiyoruz ama ülken işte öyle yersen ülken ayakta nasıl kalacak? Hangi beyinle kalacak? Hangi çağdayız yani? Son gelen zamları gördünüz mü? Hem ulaşım yok çocuğum yok bana sorma yorgunum zaten. Soralım mı son gelen yok. Zamları? Berbat. Efendim merhabalar. Son gelen zamları soruyoruz. Diyorum ki nasıl buluyorsunuz? Hem ulaşıma geldi çok biliyorsunuz. Güzel. Her şey çok güzel. Elektriğe de geçen ay gelmişti. Şu anda da şey geldi. Doğalgaza geldi. %33'lük bir zam. Nasıl değerlendiriyorsunuz güzel bu zamları? Güzel diyorum ya. Çok güzel. Başka bir şey diyemiyorum. Maaşlara zam var mı? Var var. Maaşlar da mükemmel. Her şey mükemmel. Türkiye çok güzel gidiyor. Yani ne diyelim? Siz ne diyorsunuz? Aynı katılıyorum ben de. Yani, demek ki millet hayatında memnun ki kimse kalkıp da bir yürüyüş mürüyüş yapmıyorlar. Kimse kımıldamıyor. Peki gerçekten hayatlarından memnunlar mı? Hani demek ki dediniz ama ha. Bu sorgulanır mı? Ama sorgulanır yani. Hayatına nasıl sen memnun musun? Zamlarla. Pahalılıkta memnun değiliz. Cevap yok yani. Ne diyelim? Teşekkür. Seslensek bilmiyorum yani. Çaresiz kalmışız. Çaresiz. Yani sesleniyoruz ama gerçekten toplumun bir kesiminden de şey çıkıyor, tepki çıkıyor ama hani duyulmuyor mu gerçekten onu? Duyulmuyor. Duyuluyor da kimse umursamıyor yani böyle ya. Gidiyor. Neden umursamıyorlar bu kadar büyük alışmışlar. Bir problem? Kendiler rahat. Kendi askeri 15 bin lira emekli oldum. Ne geldi? 15 bin lira. 15 bin lira size yeter mi? Onu soracağım yetmiyor. Yani. Çocuğum ya, yok. Çocuğum evliyim, çocuğum yok. Yetmiyor. Kira da yok. Ama yine yetmiyor. Gitmiyor. Eşim de çalışıyor, emekli de. Çocuğumuz da yok ama yetmiyor. Yani bu çoluğun çocuğun kirada oturanlar sesini çıkartacak. Baksana millet bile kaçıyor yani. Cevap vermemek için o kadar ki iyiler yani. Yani ne diyelim? Düzelir mi onu sorayım size bir ümidiniz İnşallah. Var mı? İnşallah. Bekliyoruz. Her şey çok güzel olacak. Erken seçim ihtimalinden bahsediliyor. Sizce gerçekleşir mi? Biz o konulara hiç girmeyelim. Hiç zamanımız yok. Çalışmakta hiç kafamız kalkmıyor. O yüzden hayata devam. Gaza gelen
gelen zamları soruyoruz. Sizlere de soralım dedik son bir yandık, ay içerisinde. Yandık ödeyemiyoruz vallahi. Ne olacak? Biz şu an yaz ayındayız. Belki pek etkilemez ama şimdi kış aylarına girdiğimizde bir de o zaman da biliyorsunuz zamlar geliyor. Verilen emekli parasıyla çok güzel geçiniyoruz işte. Ne kadar verdiler? Ne olabilir? 12.500 işte. Peki bu biliyorsunuz 12.500 için resmi gazetede yeni yayınlandı ve uygulanacak. Ama 10.000'in altı alanlar da vardı biliyorsunuz. Ben altında alıyorum. Şimdi kirada da oturuyorum. Kiramı ödeyeyim, faturamı ödeyeyim, ne yapayım? Oluyordu bazen hani harcı bitmez diye. İşte bizde öyle harcı bitmiyor işte bizde. Bitiremiyoruz bizde. Peki ne olacak? Hani şimdi bir zamlı yapılmadı ama bu hem emeklilere de yapılmayacaktı, asgari ücrete de yapılmayacaktı. Emekliyiz bu yaşta da işte bulamıyoruz. Hadi bir sorun da oluyor değil tabii mi? Tabii ki de. Ben tasarımcıyım, modelistim. Bir yere kadar tabii ki bizde mesela şey sorulmaz, hani yaşın nedir diye sorulmaz ama tecrübeye bakarlar. Onda da efor lazım. Artık peki şöyle bir şey oluyor mu? Beden gücü lazım. Evet. Ne yapacağız onda? Peki şöyle bir şey oluyor mu? Hani yaş ilerledikten sonra az maaş verme gibi bir mantalite var mı? Çünkü öyle bir şey onda yoktu. Eskiden çok güzel maaşlar kazanıyorduk, alıyorduk ama şimdi artık böyle hani kimseyi yermek, küçümsemek değil ama hani yok kurslardan mezun oluyorlar, yok okuldan mezun oluyorlar. Bir bakıyorsun ben kalıpçıyım diyor mesela. Ben kendi adıma söyleyeyim meslek olarak da. Kalıpçıyım diyor. Tamam bakıyorsun bir tişört kalıbı çıkaramıyor ama başka şekilde insanlara yanaşaraktan o firmada durmaya çalışıyorlar. Nedir? Bizim bir hani bir alacağımız bir bütçe vardır. Bellidir hani tasarımcı ya da modelistine alıyor. Bellidir değil mi? Hı hı. Ama o ne yapıyor? Tamam diyor atıyorum işte. Ben 100 değil de 50 istiyorum der. Ne oluyor o zaman? Bizlerin de düşüyor. Anlatabildim ucuz mi? Ucuz iş gücü oluyor tabii aslında. Tabii ki de. Tabii ki de. Peki bir hani de şey bizim mesleğimiz budur, bizim kalitemiz budur, biz bunu hak ediyoruz diye kimse sivrilip çıkmıyor. Yeter ki biz gidelim, 3'e 5'e çalışalım. Ne oluyor? Biz olmasak bu tişörtleri kim yapacak? Nasıl giyeceksiniz? Ne olacak? Atölyeciler ne yapacak biz çıkarmazsak? Tasarım yapmazsanız? Ben tasarlamazsam, ben bunun kalıbını çıkarmazsam. De hangi kumaş olduğuna bakmak. Aynen. Ne yapacaklar? Hani bu mağazalar bak, bu dükkanlar ne yapacak biz olmazsak? Tepeden inmiyor bu kumaş yani. Peki şimdi şöyle bir şey de soracağım. Siz tasarımcı olduğunuz için son 2 yıl içerisinde ya da çok özür dilerim son 1 yıl olsun. Son 1 yıl içerisinde giyime gelen zamları ne kadar oldu bununla ilgili? Kaç kat oldu? Gidin inanır mısınız? Zeytinburnu'nda daha ucuza alıyorsunuz. Mertel'de daha ucuza alıyorsunuz bir top kumaşı. Hı hı. Ne oluyor burada ne yapıyor? İşte marka, etiket para. O kumaş para değil. Aldığınız bir Zara'da da aynı kumaş, El Sivaiki'de de şu pazarda satılan da aynı kumaş aslında. Sadece markaya para veriyoruz. Tabii ki de o. Soralım mı biliyorsunuz doğalgaza zam geldi. Teşekkürler. Efendim merhabalar, size soralım mı biz doğalgaza gelen son zam mı biliyorsunuz hem geçen ay. Boşver sorma yavrum. Niye? Evet çok konuştum, ben hep çok konuşuyorum da onun için. Peki tamam teşekkür ederim. Bu sefer konuşmayayım. Bana hiç konuşmadın. Ay canımsın ya. Görmüyor musun her gün her şeye zam, her gün her şeye yükseliyor. Hiç anlamıyorsun yükseliyor hem de. Onun için hiç konuşmaya gerek yok yavrum. Üzücü bir şey. Çok üzücü. Durur mu bu zamlar bir gün? Mümkün mü? Sordum. Yok hiç öyle bir şey düşünme yani. Zamlar durmaz, zamlar hep çıkar. Hep çıkar yani öyle ya. Peki inanıyor musunuz enflasyonun yıl sonu içerisinde? Hayır. İleride inşallah. İleride inşallah. Şimdi mümkün değil yavrum. Mümkün değil. Çok şey değişmesi lazım. Hayatın düzelmesi için. Neler mesela bir çok tane? Çok şey. Çok şey. Tamam bir tanem. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ ol yavrum. Biliyorsun son gelen zamları soruyoruz. Bir de gençler ulaşımı da soruyoruz. Ulaşıma da zam geldi. Onu soracağım. Hani siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce hanginiz konuşsun? Buyurun. Bence son zamanlarda bayağı bir zam gelmeye başladı. Taksi fiyatları arttı bir anda. En son 90 TL'ydi galiba indibinde. Şu anda 120 TL galiba. 100 lira oldu. O %113 zam aldı ama %22, %20'lere varan zam vardı. Evet yine de yani o 10 lira bile bence çok fark ediyor. Yani taksi zaten çok pahalı. Şimdi metrolara da geldi galiba. Evet. Zam. Öğrenci misiniz? Evet. Öğrenci akbili 250 liradan 282'ye çıktı. Evet, ben üniversite öğrencisi oldum bu sene. Liseden mezun oldum. Arkadaşım da liseli. Yani bence ben şu an 18 yaşındayım ve çalışmaya başlayacağım.
Yani bilemiyorum yani nasıl olacak her şey. Yani çok şükür ailem yardımcı oluyor ama yani asgari ücretle çalışan birisi için bence çok zor. Çok pahalı her şey. Kiralar da çok arttı. Yani ben ama kiraları artıran insanları da suçlu bulmuyorum. Çünkü onların da yani ödemesi gereken enflasyon rakamları. Evet tabii ki su faturaları arttı. Elektrik faturaları arttı. Her şey çok artınca tabii ki de kira veren insanlar yani evi kiraya veren insanlar da fiyatları arttırıyor. Bir de vergilendirme sistemi de değişti. Kesinlikle. Yani her şeyin fiyatı çok kocaman bir enflasyonun içindeyiz zaten. O yüzden çok normal fiyatların artması ama fazlaca artıyor. Yani gereksiz artıyor bence. Ped fiyatlarına da çok artış oldu. Ped ve tampon. Yani bu kadının kendi bir ihtiyacı. Bu doğal bir ihtiyaç. Yani şunu da sormak istiyorum. Yani şu anda ben dünyanın ve Türkiye'de de bir keza öyle. Pek çok kadın bu hijyen ürünlere erişemiyor. Sağlıklı olarak evet. Erişemiyor. Bununla ilgili ne dersin? Hem fiyatları bu kadar pahalı, bir de vergilendirmesi de çok farklı. Yüksek oranda vergi alınıyor. Bununla ilgili ne söylüyorsun? Bence her ay böyle ne bileyim 5 tane ped her kadının evine gönderilmeli. Yani çünkü bu kadının bir doğal ihtiyacı. Yani bence bu devlet tarafından bize verilmeli. Yani bir de çok pahalı. Çok pahalılar ya. Gerçekten. Hani biz alabiliyoruz da alamayanları düşünemiyorum. Evet yani sokakta yaşayan bir sürü kadınımız var. Onlar olmuyor mu regli? O yüzden bence o açıdan bir yardım yapılmalı. Peki düzelme ihtimali var mı? Onu sorayım. Hani siz bu ortamda nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Gençler bu konuda ne düşünüyor? Çok önemli çünkü. Biz aslında yurt dışı düşünüyoruz. Hatta bu zamların önünü hani sanki bir şey olmamış gibi kapatmak için başka olaylar doğruluyor. Mesela sokak hayvanlarını öldürmek. Evet, yani aynen, bu tarz farklı. Zamların önünü hani hep kapatıyorlar. Hep başka bir olay çıkartıyorlar. O yüzden insanlar hani bir kesim fark ediyor, bir kesim fark etmiyor. O yüzden biz bu ülkede okumak istemiyoruz yani. Hani gündemi değiştirmek için farklı şeyler yapılıyor evet. Dediniz. Hani insanlar konuşmasın. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Hani insanların her şeyin farkında olmasını istememelerinin sebebi ne olur? Yani insanların sesini duymak istemiyorlar ya da duyuyorlar veya işte istemiyorlar yani. İstemeyen bir şekilde önüne engel koyar. Ben İtalya'da yaşadım kaç yıl. Yani evet orada da çok fazla sokak hayvanı yok ama bir bakınca bayağı bir böcek var İtalya'da. Bu yüzden sokak hayvanları olmadığı için. Biliyorsunuz bir çok özür dilerim. Bir de yasa meclisten geçti. Normalde Ekim'e kalacaktı evet. Ama yasa şu anda meclisten geçti ve resmi gazetede de yayınlandı. Artık resmi olarak var bu yasa ve buna karşı insanlar ne yapmalı? Bilmiyorum ben yani. Geçen hafta olan bir sosyal derneğe katıldım hayvanlar hakkında. Yürüyüş yapıldı. Ama yani bu yürüyüşler nereye kadar yani sonuçta hiçbir önlem alınmıyor bunlara karşı. O yüzden hani hazama da hayvanlara ne kadar itiraz etsek de değiştiremiyoruz bir şeyi. O yüzden yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Size soralım mı, biliyorsunuz zamlar geldi hem doğalgaza hem de ulaşıma. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne diyeyim ki? Yani bir emekli olarak ne diyebilirim? Eşimden emekliyim daha doğrusu. Eşim vefat etti. En düşük maaş 12 bin olacak, 500 dediler. Ama benim maaşım o bile değil. Evet, siz bu durumda nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl bir yaşam sürüyorsunuz? Onu sorayım. İşte bir tane evim var Allah'tan. Çok şükür. Kiradan bu şekilde yırttım. Öyle. Yaşımdan dolayı da kimse işe almıyor. Yani bir mesleğim de yok. Öyle geçirmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Peki eviniz kira olsa? Et yemiyorum. Dışarı çıkıp bir kahve içmiyorum. Yani ben de herkes gibi dışarı çıkıp bir arkadaşımla haftada bir defa da olsun bir kahve içmek istiyorum. Ama yok. Niye? Ya ona vereceğim parayla giderim bir paket kahve alırım. Evimde içerim diyorum artık yani. Ne yapayım? Bıraktım yemeği falan, eğlenmeyi falan geçtim. Sadece bir kahve. Evet. Bir çay 50 lira. En böyle ücra köşelerde bile böyle. Bırak yani Beşiktaş'a bilmem lüks yerlere gitmeyi. Peki bunun üstüne biliyorsunuz bir de zamlar da gelmeye devam ediyor. Hem evet, doğalgaza da geldi biliyorsunuz. Suya da geldi. Ulaşıma da geldi. Ulaşıma ben inanamadım. Avcılardan buraya şeyle geldim, Küçükçekmece'den binip Marmara'yla 44 lira aldı. Yani
ne yapacağız? Bir yere de gidemiyoruz. Şuradan şuraya, Avcılar'dan buraya gelmeye. Ki bir de metrobüs de var ayrıca. Ben de herkes gibi çok üzgünüm maalesef. Oğlum Amerika'ya gitti kendi imkanlarıyla. Çalışıyor. Orada şu an öğrenci, burada üniversiteyi bırakıp oraya gitti ve gelmiyor. Neden gelsin ki? Anne gelip ne yapacağım diyor. Üniversite bitirsem ne yapacağım diyor. Çünkü burada iş garantisi var mı onun? Mesela öyle düşünüyor mu? Burada benim iş garantim var ya da yok mu diye düşünüyor. Türkiye'de mi? Evet. İş garantim yok diye düşünüyor çocuk. Yani nasıl geçineceğim anne diyor. Aldığım maaşımı sadece kiraya ve faturalara mı yatırayım diyor. Bunun için mi yaşayacağım diyor. Haksız mı? Ben 2 yıldır oğlumdan ayrıyım ve onu çok özlüyorum ama gelemiyor. Bir de gidiş geliş yani uçak biletleri de evet, biraz pahalı. Evet. Orada bir iş bulmuştu, bir kamp. Onlar ayarlamışlardı biletin her şeyini. O şekilde gitti. Şimdi gelmiyor. Yani, ekonomik sebeplerden dolayı ekonomik, aslında gelemiyor. Evet, maalesef. Peki sizce bu durumlar düzelir mi? Hiç sanmıyorum. Neden öyle bir ihtimalden bahsediyorsunuz? Niye öyle düşündünüz yani? Niye öyle düşündürdü? Her şey ortada. Ne diyebilirim ki ben? Bir şey demek istemiyorum artık. İsyan ediyorum. Arkadaşım var benim bir tane, Hülya. Onunla birlikte her gün konuşuyoruz. Ne yapacağız biz böyle? Yani nasıl yaşayacağız? Nasıl geçineceğiz? Yaşım 47. 47 yaşındayım dediğin zaman hiçbir işveren almıyor işe. Aldığım 11 lirayla ne yapabilirim ya? Bir de Türkiye'de öyle bir sistem şey var yani bir anlayış var. Yaşı biraz evet. ilerleyen çalışmaz evet, diye işe alınmıyor. Alınmıyor. Neden böyle bu algı niye bu şekilde? Bilmiyorum, herhalde şey zannediyorlar, gençler daha pratik, daha şey yapar diye. Halbuki olgun insanlar daha tecrübeli olduğu için ondan daha iyi verim alacak. Ama bunun farkında değil. İşverenlere sesleniyorum buradan. Lütfen yani 40'ın üstündeki insanlara da bir imkan sağlayın. Ben her gün böyle belediyenin şeyinden bana hep geliyor. Mesaj geliyor işte iş için. Yok, bana uygunu yok. Hep yaş sınırı var. Belli bir yaş. Evet, maalesef. Gündemin Sesi programımızın bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.